ve makbul eylesin. Merhume Şükrü Yenge'ye gani gani rahmet ihsan eylesin. Merhumeye olan bir cümle hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal. Tekrar helal eder misiniz? Helal. Cenab-ı Allah sizlerden ve merhume Şükrü Yenge'den razı olsun. Ben de kendisine olan haklarımı helal ediyorum. İnşallah merhume Şükrü Yenge de bizlere haklarını helal etmiştir. Merhumenin ruhu için, Allah rızası için lillahi teala'l Fatiha. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Rabbel alemin, merhume Şükrü'ye hanım teyzemizin ruhunu şad eyle. Mekanını cennet eyle. Menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, dünyadaki yapmış olduğu iyi amellerini, salih amellerini de kabirlerinde yoldaş ve enis eyle. Amel defterlerini sağ eline alanlardan eyle. Kendilerini cennet ve cemalinle müşerref eyle. Kederli ailesine, evlatlarına, kul komşularına, sevenlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ve metanetler nasip eyle ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini esirgeme. Topraklarımıza bolluk bereketler ihsan eyle. Bizleri, çoluk çocuklarımızı her türlü tehlikelerden de muhafaza ve emin eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertli kullarına deva, borçlarına ödemeler nasip eyleyip son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şehadet ve tevhidlerini de son nefeste cümlemize nasip eyle. Kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, hasaten muhterem ailenin, Tosun ailesinin bir cümle gelmiş ve geçmişlerinin ruhlarının şad olması için, özellikle merhume Şükrü teyzemizin ruhunun şad, mekanının cennet olması için şu anda ellerini ve gönüllerini açarak amin diyen cemaatimizin de, hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimizin bir cümle gelmiş ve geçmişlerimizin de ruhlarının şad olması için, Cenab-ı Hakk'ın rızası şerifi için, Allah rızası için el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, öğlen ezanından sonra, namazı kıldıktan sonra cenaze namazı kılacağız. Cenaze namazı, bayan cemaatimizle cenaze namazı erkeklerin arkasında veyahut da ayrı bir yerde saf tutarak cenaze namazı kılabilirler. Bayan cemaatimizle abdestli olarak, ona göre hazırlıklı olarak oraya gelirlerse, cenaze namazına katılmak isterlerse katılabilirler. Hadi bakalım.